Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Programımıza hoş geldiniz. Hepinize mutlu günler dilerim. Avrupa yarışmalarının heyecanı, Avrupa Ligi'nin Türk takımları adına heyecanını bu akşam Galatasaray'la yaşamaya başlayacağız. Ve Beşiktaş Lyon deplasmanında olacak. Fenerbahçe ise yarın Manchester United'ı ağırlayacak. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu maç kadrosuna dahil edildi. Biliyorsunuz Mert Günok sakatlığı nedeniyle hem yarınki Lyon maçında hem de hafta sonunda, daha doğrusu pazartesi günü Beşiktaş derbisinde, Galatasaray derbisinde oynayamayacak Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok. Bu çerçeveden baktığımızda genç kaleci 19 yaşındaki Göktuğ'un kaleyi koruyabileceğinden bahsedilmişti ama sanırım iğneyle de olsa bir takım tedavi yöntemleriyle Ersin yarın kaledeki yerini alacak. Beşiktaş'tan son bilgileri aktaracağız. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho dün önceki kuşakta, bir önceki saatte bir basın toplantısı düzenledi ve önemli açıklamalar yaptı. Tabii eski takımı Manchester United'la da ilgili soru soruldu kendisine. Bu arada Mourinho özellikle televizyon yorumlarıyla ilgili bir eleştiri getirdi ve aslında pozisyonlar, bizim aleyhimize olan pozisyonlar sık sık gösteriliyor. Adil olmalı bu konuda medya, dedi. Böyle bir serzenişte bulundu satır arasında ve söylediğinin tamamında da yarın elbette ki Manchester United takım olarak bizden daha üste gözükebilir ama biz kazanabiliriz, en iyisini yapmaya çalışacağız, dedi. Jose Mourinho basın toplantısında Çağlar Söyüncü de vardı. Çağlar da önemli açıklamalar yaptı ve Fenerbahçe olarak hem taraftar hem de Türk futbolunu iyi temsil etmek istiyoruz, dedi. Gidebileceğimiz yere kadar da Avrupa Ligi'nde gitmeyi amaçlıyoruz, dedi. Çağlar Söyüncü UEFA TV'ye açıklamalar yaptı. Ceydin Oosterwolde'nin sakatlığının çok ciddi olduğunu ve bu sezon Fenerbahçe'de daha fazla forma giyemeyeceğini, bu sezon için onun adına umutlu olmadığını da söyledi Jose Mourinho basın toplantısında. Bakalım yarınki tercihi ne yönde olacak Jose Mourinho'nun? Nasıl bir 11'le sahaya çıkartacak takımını ve nasıl bir maç olacak Manchester United'da Fenerbahçe'nin yapacağı maç? Sayın Zafer Tüzün bizimle birlikte futbolculuğunda Fenerbahçe'nin formasını biliyorsunuz başarıyla giymişti. Zafer abi hoş geldiniz, merhaba. İyi yayınlar Özgürcüğüm, iyi yayınlar. Ben de iyi çalışmalar dilerim, kolay gelsin. Mourinho'nun basın toplantısını dinleme şansınız oldu mu acaba? Vallahi yolda olduğum için yarım yamalak dinledim ama şöyle söyleyeyim, ben geçen hafta demiştim ki Manchester United Fenerbahçe için kolay bir maç geçer diye söylemiştim. Aynı fikrimi devam ettiriyorum ben. Şimdi 30 milyon euroluk Fenerbahçe, 3 milyon euroluk Samsun Spor'la, ondan sonra Samsun Spor'un iyi bir mücadele gösterip puan alabiliyorsa Fenerbahçe'den, bu neyin göstergesidir? Herkes sahaya 11 kişi çıkıyor demektir. Doğru. Koskoca Fenerbahçe, ondan sonra Manchester United bizden daha iyi takım gibi söylemlerle küçültülemez. Fenerbahçe 11 kişi sahaya çıkıyorsa Fenerbahçe kazanmaya çıkar. Ve favoridir yani. Şimdi o yüzden baktığımız zaman artık yavaş yavaş uç noktaya gelindi. Sabırlar taştı. Karşıdaki rakip kim olursa olsun bence çok önemli değil. Fenerbahçe her maç her zaman olduğu gibi kazanmak için çıkmalı ve kazanmak zorunda artık bundan sonra. Yoksa eleştiri dozu artacak gibi gözüküyor. Mourinho özellikle medyaya yönelik serzenişlerde bulundu. Bir de benim dikkatimi çeken, uzun basın toplantılarını sevmiyorum değil mi? Ama İngilizler de olduğu için, Manchester United'ı takip eden muhabirler de olduğu için biraz uzun tuttu. Bu enteresan oldu bence. Diyor ki sol bek için belki televizyondaki uzmanlardan tavsiye alırım. Kostić, Jadon Oosterwolde, Levent Mercan yok ama uzmanların her şeye çözümü var. Sizleri dinlemek isterim. Sizin tavsiyelerinizi alırsam korunmuş olurum. Belki Szymański olur. Sol ayakta hızlı, sizin dediğiniz gibi de gol atamıyor, demiş. Yani birazcık alay ediyor değil mi medyada çıkan yorumlarla Mourinho? Ben bunu anladım. Yani ben de diyorum ki daha sonra sataşmaktan öte kendini bileceksin. Zayıflıklarını, çıkmazlarını bileceksin. Başkalarını suçlamaktan vazgeçeceksin. Nedir bu? Yani? Bu artık birazcık ukalalığa girmeye başladı yani. Anladım. Senin işin nedir? Takımından başa baş kalıp, birebir kalıp Fenerbahçe'yi layık olduğu yere getirmektir. Ben işimi öğrenmeye geldim. Evet, işini öğrenmeye geldim. Herkes kendini yenilemeli. Ben iki senedir tabanca gibi olan Fenerbahçe'nin yerine el freni çekmiş oyuncularla, oyun anlayışıyla oynarsan millet de sana der ki kardeşim biz memnun değiliz, zevk almıyoruz der tabii ki ya.
Peki. Yarınki maç senaryosu açısından nasıl gerçekleşir sizce? Ya bu Avrupa kupaları artık yılı kurtarmak maçları olacak diye düşünüyorum ben. Rakiplerin hepsi birbirine denk. Sadece daha iyi konsantre olup daha iyi oyuna asılan o günkü formasyonuyla daha uygun pozisyonlar yaratıp kazanan yürüyor gidiyor. Ben de diyorum ki Fenerbahçe elindeki alternatiflik kadroyla bu platformda artık zirveye oynamalı. Bunun için de kazanmak zorunda. Ha, bu gücü de var. Gerçekten şimdi şöyle söyleyeyim de eğer ki bir formatla oynuyor tamam defans ağırlıklı ikinci üçüncü bölgeyi çabuk geçen bir anlayış ondan sonra tamam ama bazı şeyleri değiştiremediğinde sonuç elde edemediğinde ondan sonra vazgeçmek diye bir mevhum vardır yani. Senden beklenti senin geçmiş kariyerine bakıldığı zaman ki şöyle kulübeye döndüğü zaman rakip takım Mourinho'yu görünce ondan sonra bir tedirginlik olur. Ama sen bunların karşılığını henüz veremedin. Yani oyundaki formatı bile değiştiremiyorsun. Golü bulduğun zaman rakip kim olursa olsun senden çok aşağıda makası çok aşağıda olan kadro değeri çok aşağıda olan bir takıma göre bile kapanmaya çalışıyorsan burada bence bir sıkıntı var. Bir hata var. Yarın böyle yapmayacaktır herhalde. Bu tutucu muhafazakar olarak gördüğümüz oyun anlayışından vazgeçecektir. Birazcık daha öne yüklenen Fenerbahçe izleyebilir miyiz sizce? Biraz da şimdi şöyle bir şey daha var. Avrupa arenasında rakipler daha güçlü. Senin ayarında ondan sonra rakipler olduğu için disiplinli. Bu defansif anlayış ve bu defansif anlayışı önde tutup çabuk çıkarak ikinci üçüncü bölgeyi çabuk kat ederek skora gitmek bu arenada olabilir. Avrupa arenasında olabilir. Bu tutar. Ama Türkiye'de yemiyorlar bunu. Taraftar yemiyor, camia yemiyor. Evet. Ama Avrupa arenasında o anlayış evet skor odaklı olabilir yani. Peki bu arada Zafer abi İrfan Can kahveci oynatılmıyor. Ya yarınki maçta oynaması gerekir mi kanatlarda İrfan Can'la Maksim'i mi izleriz sizce ne dersiniz? Maksim'ini oynatır diye düşünüyorum. Çünkü dedim ya defanstan derin toplarla bloklar arasını aşan derin toplar ve onu oyunu kanata yayma bakımından düşündüğümüzde Maksim'ini oynatır diye düşünüyorum ben. Ama bunun yanında şimdi Maksim'in eğer Ceko oynarsa, Tadiş de oynarsa hep söylüyorum ya bunlar geri gelme özelliği olan adamlar olmadığı için burada sıkıntı yaşanabilir. Burada da oynarsa Amrabat, Fred, Simanski veya bir sürpriz olur da İsmail oynatırsa bunlara biraz yük binecek. Ama en güzel çare bloklar arasını daraltmak. Dar alanda oynattırmak ki o yaşı ileri ve geri gelmeyen arkadaşlarımızın hiç olmazsa oyun zekasından faydalanalım. Anladım. Bakalım neler olacak. Bu arada İrfan Can Kahveci'nin sözleşme yenileme görüşmelerinde bir tıkanmanın söz konusu olduğundan bahsediliyor. İrfan Can ekstra para, imza parası olarak adlandırılan ekstra sözleşmesinin içeriğindeki maaşın dışında ekstra para istediği iddiaları var. Size bu konuda bir bilgi geldi mi Zafer abi biliyor musunuz? Şöyle gel evet görüşmeler devam ediyor ama ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Şimdi bazen oynamadığın zaman daha çok şöhret olursun. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi takımlarda. Şimdi İrfan Can da oynamadan şöhret oluyor. Ya şimdi kendi takımında süre almak önceliğin olacağına, mukavele yenilemek önceliğin oluyorsa ben orada bir dur diyorum. Bu Fenerbahçelik ruhuna yakışan bir şey değil. Anladım. Sen dersin ki elbette ki biz öyle ya da böyle anlaşırız. Kendini ilk 11'de forma bulmaya odaklarsın. Bu konuda çalışırsın. Sana da gereken takdir edilir. Ama şimdi hem sosyal medyaya, yazılı görsel medyaya mevzu oluyorsun. İşine de geliyor. İrfan Can şöyle böyle gidiyor. Giderse de gider abi. Fenerbahçe'yi istemeyen olursa da ondan sonra güle güle gider yani. Peki.
Bakalım neler olacak. Böyle bir gelişme var mı? Hatta Trabzonspor'un, Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın da İrfan Can Kahveci'nin devreye girdiğinden bahsediliyor. Çok teşekkür ederim Zafer abi. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Canının sağlığı, iyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Evet. Sayın Zafer Tuzun bizimle birlikte Fenerbahçe'nin formasını futbolcunun da başarıyla giymişti. Fenerbahçe'de idari görevler de aldı. Bu arada tabii gönderme içerikli açıklamalar yaptı Mourinho. Onlardan bir tanesi de şuydu, Mourinho'nun yaptığı açıklamalardan bir tanesi. Gazeteleri okuyacağım, televizyonları izleyeceğim ve uzmanlar ne diyorsa onu yapacağım diyor. Bizim işimizi bizden daha iyi bildiğini iddia edenler var medyada. Çok fazla yorum yapıyorlar demek istiyor. Çok net bir biçimde bu mesajı veriyor Mourinho. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Derlincer temsilcimiz Galatasaray bu akşam, akşamüstü daha doğrusu, bir gündüz maçı olarak nitelendirebiliriz. Saat 17.30'da Ali Sami Yen'le Rams Park'ta İsveç'in Esfork takımını ağırlayacak. Radyo Spor'dan bu maçın bütün detaylarını bulabileceğinizi hatırlatıyorum. Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jung bu maçta görev yapacak olan hakem. Galatasaray çıktığı son 9 resmi maçta mağlup olmadı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında almıştı. 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı. Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Avrupa'da ise birer galibiyet ve beraberlikte döndü temsilcimiz Galatasaray. Tabii bir önceki maçta Letonya deplasmanında kaybettiği 3 puanı telafi etmek zorunda ve banko kazanılması gereken maçlardan bir tanesi Esfork maçı, ama kolay değil. İsveç temsilcisi fizik gücü ve dayanıklılığı iyi olan bir takım. Uzun toplarla hızlı ucum yapmayı beceren bir takım. O bakımdan Galatasaray'ın çok dikkatli olması lazım. Genç futbolculara Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz'le yeni transfer Roland Şalai isimleri UEFA listesine verilmediği için bugünkü maçın kadrosunda değiller Galatasaray'da. Günay Güvenç kalede olacak. Kaan Ayhan'ın sağ bekte oynamasını bekliyoruz. Davinson Sanchez ve Nelson'un ben stoper mevkinde oynamasını bekliyorum. Elias Diellert'in de oynayabileceğini sol bekte Jakobs'un yokluğunda söyleyenler var. Ama Berkan'ın şansının birazcık daha yüksek olduğunu görüyoruz. Tabii antrenman performansına göre Diellert de seçilebilir. Birazdan yapacağımız telefon bağlantısıyla bunun ayrıntısını sizlerle paylaşacağız. Orta alanda savunmanın hemen önünde her zaman olduğu gibi Lucas Torreira, göbekte Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz sağ kenarda oynayacak. Yunus Akgün ise sol kenarda oynayacak. İkisi maç içerisinde değişebilirler. Bugün Galatasaray'ın çift forvetle sahaya çıkması iki yıldızı Lucas, düzelterek söylüyorum, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in birlikte oynamasını bekliyoruz. Galatasaray'ın böyle bir 11 ile sahaya çıkmasını bekliyorum. Teknik direktör Mahmut Alparslan şu anda Ali Sami Yen'de Arslan Tepe'de ve maçı izleyecek. Sanırım stada ulaştı bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş gördük. Stattasınız değil mi hocam? Şu anda adım attım, stada girdim. Yani şeye gireceğim. Yerime geçeceğim. Yerinize geçeceksiniz. Taraftarlar da gelmeye başlamıştı. Hatta sabah saatlerinde değil mi stada gitmeye başladı? Vallahi yol kalabalık. Doğru. Hocam ne diyorsunuz? Peki. Yoğun o trafikle, yoğun maç trafiğinden dolayı mı bu saati aldı UEFA Galatasaray'ın maçını? Şeyden dolayı, Şampiyonlar Ligi'nden dolayı. Şampiyonlar Ligi maçları olduğu için, evet. Tabii. Şampiyonlar Ligi, doğru. Çünkü ikinci kategoride olduğunuz için bu saatler dönüyor. Bu saatte bir tane daha maç var ama. Doğru. Evet. Yanılmıyorsam bir maç daha var Avrupa normalde Ligi'de. Rusya'daki maçları 19'da falan oynatırlardı ama işte öyle, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları çakışınca böyle tabii bir planlama yapmış. Aynen öyle. Ne dersiniz? Öyle. Gündüz maçı uğurlu gelir mi Galatasaray'a? Bence gelsin abi, uğurlu değil. Yenelim, yoksa iş kötüye gider, iyi gitmez yani. Doğru. Ne diyorsunuz hocam? Rakip nasıl bir rakip sizce? Valla çok fazla takip etmediniz ama çok köklü bir kulüp. 1904'te falan kurulmuş bir kulüp yani. Rakip bilinen birisi ama tabii oyuncu kalitesine bakarsan sen ağır basıyorsun, ona bakmayacaksın ama oyunlar değişik oluyor. Doğru. Yani tuzağa düşmemek lazım. Çabuk çıkan bir takım. Bizde de biliyorsun müdafaaları mı çok önde oynamaya çalışıyorlar ama Türkiye Ligi'ne benzemiyor bu maçlar. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Peki 11 ile ilgili bir tahmininiz var mı hocam? Valla ben herhalde Icardi ile başlayacağını düşünüyorum gene. Tek forvet mi oynatır? Tek forvet oynayacağını düşünüyorum. Yani peki. Çift forvette sıkıntı yaşayabilir. Orta sahada biraz da sıkıntı yaşayabilir. Yani Şalay olmadığına göre Barış ve Yunus dışarıda olacak. Icardi olur. Arkasında Mertens. Sağ sürpriz olup da Mertens oynamayabilir. Farklı bir şey düşünebilir. Bir tek orada bir problem olur. Yani Şalay oynamış olsaydı çok çok iyi olurdu ama tabii şu anda UEFA kadrosunda olmadığı için
Sol bekte kim oynar hocam? İşte Berkan mı, Jelert mi? Jelert de oynayabilir Berkan'da. Berkan'ın şansının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Öyle gözüküyor ama tabii pozisyon bilgileri, Türkiye liginde gidersin, Avrupa ligleri her zaman söylerim çok farklıdır, oyun tarzları farklıdır. Yani rakip bizi, rakibi şöyle gördü, ya biz herkesi yeneriz, herkese işte öyle gitmiyor yani, değişti olaylar, çok farklılaştı. Doğru. Çok dikkat etmek lazım yani, kolay bir maç değil ama kolayı da zoru da kolay çevirmek Galatasaray'ın işi. Peki hocam, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim iyi yayınlar. İyi çalışmalar, iyi seyirler. Eyvallah, sağ olun. Mahmut Alparslan Galatasaray bölümümüzde konuğumuzu stat'tan, Rams Park'tan seslendi sizlere. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'e karşı zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Mourinho, ben Manchester United'ın teknik direktörü değilim. Onların korkması için bir sebep görmüyorum. Ancak maçın kolay olmayacağını biliyorlardır. Yarınki maçın kolay olacağını düşünüyorlarsa yanlış bir yaklaşım olur, dedi Mourinho. Samsun Spor maçında sakatlanan Jadon Osterwolde'nin sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceğini de net bir dille ifade etti değerli dinleyiciler. Transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Nikola Zalewski, Polonyalı oyuncu, Roma altyapısından yetişti ve A takıma kadar yükseldi biliyorsunuz. Bir haber, Beşiktaş'ta yöneticiler sol kanatta João Mario hamlesinden memnun değil. Dolayısıyla devre arasında bir başka hamle yapacaklar ve hedeflerinde Zalewski var. Sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona eriyor. Oyuncu 22 yaşında, sol önde oynayabiliyor. Sol bek mevkiinde görev yapıyor. Ara transfer döneminde makul bir ücrette bu futbolcuyu transfer etmek istiyormuş Beşiktaş. Şu anda bakıyoruz demiş Hüseyin Yücel, ikinci başkan Beşiktaş'ta. Hayırlısı ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaş bir oyuncuyla ilgilenirse alır ifadelerini kullanmış. Zalewski bu sezon Roma'da 5 maçta forma giydi. 284 dakika şans buldu. Polonyalı futbolcu bu karşılaşmalarda gol atamadı ya da gol pası veremedi. Sevgili dinleyiciler, bu arada Manchester United cephesinden bir haber. Manchester United'da Antony Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Eski takım arkadaşları Fred ve Tadic'den övgüyle bahsetti. Brezilyalı futbolcu Jose Mourinho için, Jose Mourinho harika bir antrenör ve saygıyı hak ediyor. Harika kulüplerde çalıştı ve Fenerbahçe'de öyle diyor. Antony'nin açıklamaları bu şekilde. Sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme konusunda problem mi çıktı? Eğer yeni sözleşme imzalamazsa kendisine talip olan takımlardan bir tanesi Trabzonspor mu? Sevgili Nihat Erenci bizimle birlikte bu bölümümüzde Karadeniz Gazetesi'nin spor direktörü ve Trabzonspor'la ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Nihat abi hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar olsun Özgür. İyi çalışmalar dilerim ben de, kolay gelsin. Sağ olasın. Gerçekten böyle bir gelişme var mı İrfan Can Kahveci ile ilgili? Ya İrfan'la ilgili hatırlarsın, ilk kez senin yayında konuş. Bayağı evet. Oldu değil mi? Evet. Milli maç sırasındaydı. Evet. Dedim ya o zaman İrfan'la ilgili bizim çocukların işte Uğurcan'la, Okay'la bir sohbetleri var. Hatta orada esprili yaklaşımları var. Yani oyuncu kaynaklı. Biraz da tabii benim bu İstanbul'daki Fenerbahçe muhabirlerinden de almıştım. Sizinkiler İrfan'ı istiyor diye. Trabzonspor'un yani böyle bir şeyi var. İsteği var. Ama tabii biliyorsun bu isteklerin hayata geçmesi için birçok şeylerin oluşması lazım. Nedir bunlardan bir tanesi? Şimdi İrfan Can hala sözleşme imzalamamasının belki de altında hani aldığı teklifler de var bence. Böyle önemli teklifler alması. Hani Fenerbahçe uzunca bir süredir takip ettiğim kadarıyla kontratını uzatmak istiyor. Öyle biliyorum. Yanlış bilmiyorum herhalde. Hı hı. Ama İrfan bir türlü o kontrata imza atmadı. Yani bunda belki kendince haklı, şöyle haklı. Kaliteli bir oyuncu. Yani bir takıma maç kazandırabilecek yetenekte bir oyuncu ama kulübede. Haklı olarak da devamlı oynayabileceği bir takımı düşünüyor ki hani o anlamda bizimkilerin de hani buraya geldiğinde devamlı oynarsın. Şenol Güneş'in beğendiği de bir oyuncu. Umarız bazı şeyler daha iyi gelişir. Tabii ki hani İrfan Can cephesinden de o konuyla ilgili çok bir şey gelmedi. Net bir şey gelmedi ama benim kulağıma gelmedi daha doğrusu. Ama ben biliyorum yani hani bizim özellikle Uğurcan'la Okay'ın bundan önceki bu milli maçta değil bir önceki milli maçta bizzat ben bu konuyla ilgili Uğurcan şeyle İrfan Can'la konuştuklarını biliyorum. Tabii ki Trabzonspor'a gelmesi yönünde mi konuştular? Tabii. Yani işte
oynamadığı için hani sonuçta milli bir futbolcu, birlikte hani ter döküyorlar, beraber oynuyorlar, beraber o havayı 10 gün 12 gün birlikte soluyorlar. Yani böyle bir oyuncunun oynamaması doğal olarak hepsini biraz da rahatsız ettiği için hani Trabzonspor'un o yönde öyle bir teklif oldu. Ama zaman içinde ne gelişir, ne yaşanır, biraz daha belki oluşur bu. Malum bir de Trabzon'da şu anda en önemli şeylerden bir tanesi de kongre süreci. Yavaş yavaş o ateş de yanmaya başladı Özgür. İşte istersen biraz da oradan bahsedeyim. Tabii buyurun. Ha, dün Mustafa Hacı Kerimoğlu'nun açıklaması vardı. Yani başkanlık için şu anda Ertuğrul Doğan'ın karşısında olacak gibi görünüyor. Orada ilginç bir ifade kullandı. Benim de çok dikkatimi çekti. Bugün seninle hep paylaşıyorum. Bugün ilk defa Radyospor'daki bizi dinleyenlerle de paylaşacağım. Şu anda hayatta olan bütün Trabzonspor başkanlarının bir ifade vardı onun kullandığı. Trabzonspor'u camiaya geri aldıracağım ifadesi var. Yani şu anda Trabzonspor'un sanki camianın dışında bir takımmış ifadesi kullandı. Yani biraz ilginç bir ifade. Benim de ne, çok ne anlama geliyor bu, anlamadım ben tam olarak. Şöyle söyleyeyim, yani onun anlattığı kadarıyla yani Trabzonspor şu anda camianın takımı değil. Yani hani birilerinin egomanisinde, birileri yönetiyor, şey yapıyor ama bundan sonra Trabzonspor halkın takımı olacak. Yani kendi camiasını, böyle bir ifade kullandı. İlginç. Onun ötesinde Trabzonspor'un emrindeyim dedi. Ekonomik olarak kendine bir hayli destek verecek kişilerin olduğunu söyledi ki şu anda da zaten Hacı Kerimoğlu Trabzon'da bir dizi görüşmeler yapıyor. İşte senden yayına girmeden önce de ben yine bizim camianın önemli 3-4 tane ismiyle görüştüm ama şimdi onlar biraz off the record olduğu için yine yeri geldiğinde paylaşırım. Yine ilk, hadi şöyle söyleyeyim, ilk yine sende paylaşırım onları, onlardan o izni aldığımda. Biraz tabii kongre sürecini ve o süreçte yaşanacakları konuştuk. Ne olur ne biter. Yani Hacı Kerimoğlu işte resmi olarak adaylığını açıklarsa Ertuğrul Doğan nasıl bir karşı hamlede bulunur ki, onları biraz da konuştum ben bugün konuştuğum isimlerle. Evet. Yeni bir yönetim olacağı kesin. Yani onu da kongre burada... ne zamandı tam olarak Nihat abi? 20 Kasım 20 Aralık. Net olarak tarih açıklanmadı ama 20 Kasım 20 Aralık arasında yapılma şeyi seçimli var. Seçimli kongre yani. Trabzonspor'da. Evet. Seçimli, yani olağan genel kurul. Bu yani Ertuğrul Doğan da zaten söyledi. Hiçbir işi yarım bırakmam dedi. Ben de devam edeceğim dedi yani. Umarız hani kim olursa olsun, başkanlık koltuğunda kim oturursa olsun, önemli olan Trabzonspor'un kazanması. Trabzonspor'a iyi şeyler verilmesi. Şu anda mevcut yönetiminde iyi hamleleri var. İşte Bankalar Birliği'nden çıkılması, bir takım sponsorluklar, yani bunlar azımsanacak, küçümsenecek şeyler değil. Ama tabii ki biliyorsun futbolda özellikle de bizim Trabzonspor taraftarı ekonomiye hiç bakmaz. Tabelaya bakar. Tabela önemli. Umarız o tabela da yani iyi olduğu sürece ben Ertuğrul Doğan'ın daha güçlü kongreye gireceğini düşünüyorum. Ama tabii bir de tabela kötü olursa bu sefer onun da sıkıntı yaşayacağını, Hacı Kerimoğlu'nun şansının daha da artacağını söyleyebilirim burada. Peki. Nihat abi çok teşekkür ederim. Eksik olmayın katıldığınız için. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Nihat Erence Trabzonspor'la ilgili son bilgileri aktardı değerli dinleyiciler. Dün Şampiyonlar Ligi'nde harika bir maç vardı. Santiago Bernabeu'da ilk yarısını Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund 2-0 önde tamamladı ve çok iyi bir futbol oynadı. Ama ikinci yarıda geri dönüşlerin takımı ve Şampiyonlar Ligi'nin kralı olarak nitelendirebileceğimiz Real Madrid sahneye çıktı. Vinicius'un 3 tane golü ve arka arkaya gelen goller 5-2'lik bir galibiyet elde etti Real Madrid. Ama sakatlık açısından baktığımızda kayıpları da var. Örneğin Courtois sakatlandı dünkü maçta ve Barcelona ile yapılacak El Clasico'da forma giyemeyecek. Yine Rodrigo sakatlanan futbolculardan bir tanesi, o da El Clasico'da forma giyemeyecek. Real Madrid'de Barcelona 26 Ekim Cumartesi günü Santiago Bernabeu'da Türkiye saatiyle 22'de
karşı karşıya gelecek değerli dinleyiciler. Esport biliyorsunuz La Liga maçlarını canlı olarak yayınlıyor. Bu arada Galatasaray'ın nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı ile ilgili daha somut bilgiler edineceğiz. Bakalım Galatasaray'ın 11'i belli oldu mu? Birazdan bu konuyla ilgili bir bağlantı yapacağız ama bir kez daha hatırlatalım. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu Lyon maçı kadrosuna dahil edildi. Olympique Lyon'la yarın karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve bu maç için Fransa'ya gitti. Bugün kamp kadrosu da açıklandı. Beşiktaş 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçakta gitti. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakasında sol uyluğundan sakatlanmıştı Ersin Destanoğlu. Durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek ve antrenmanın bir bölümü basına açık olacak. Eğer bu antrenmanda bu kontrollerde iyi hissederse Ersin Destanoğlu yarınki maçta forma giyecek. Eğer hissetmezse Göktuğ genç kaleci yarınki maçta oynayacak, kaleyi koruyacak. Muhtemelen derbide de Galatasaray Beşiktaş derbisinde de Mert Günok olmayacak. Ya Ersin ya da Göktuğ bu maçlardan birinde forma giyecek. Reklamlar için sizlerden izin istiyorum. Reklamlar için kısa bir ara. 2 dakika sonra reklamlara gideceğiz. Peki. 2 dakika sonra reklamlara gideceğiz ve reklamlardan sonra telefon bağlantılarımız devam edecek. Bu arada Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü'nün UEFA TV'ye bazı açıklamalar yaptığından bahsetmiştim. Maç maç gidiyoruz diyor Çağlar. Önümüzdeki maç Manchester maçı, hedeflerimiz hep üstte Fenerbahçe olmak. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İyi bir takımımız var. Avrupa'da oynayan çok fazla oyuncu var. Tecrübeli bir takımız. O yüzden ilerleyebileceğimizi düşünüyorum demiş Çağlar Söyüncü. Deneyimli savunmacı. Ayrıca hem taraftar olarak hem de Türk futbolu olarak iyi sonuçlara ihtiyacımız var. Bunu hak ediyoruz. Ülke olarak milli takımda iyi bir çıkış yaptık. Kulüp takımlarında da bu çıkışı yaparsak hem ülke adına hem de Türk futbolu adına büyük bir kazanç olur diyor Çağlar Söyüncü yaptığı açıklamada sevgili dinleyiciler. Bu arada Borussia Dortmund'da dün 2-0'dan 5-2'lik bir mağlubiyet ortaya çıkınca eleştiri okları birden teknik direktör Nuri Şahin'e yöneldi. Ve Nuri Şahin'in de yerini sarsıldığı yönünde bazı yorumlar yapıldı. Alman basınında ancak Nuri Şahin Şampiyonlar Ligi'nde dünkü maça kadar iyi gidiyordu ki dünkü maçta da bence Borussia Dortmund iyi oynadı ama olan akışı içerisinde hayatta her türlü soruya yanıt verebilirsiniz ama Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde yaptıklarına yanıt verebilmek ya da bir açıklama getirebilmek gerçekten çok güç. Yani Real Madrid'de oynadığınız maçı istisnai bir maç olarak kabul etmek lazım. Galatasaray'da Lyon'a kiralık olarak gönderilen ve Fransız ekibinde kadro dışı bırakılan Wilfried Zaha için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fil dişi sahili futbolcunun sarı kırmızılılara beklenenden erken dönebileceği iddia edildi. Ama tabii bu noktada Galatasaray bir anlaşma yaptı Lyon'la ve bu anlaşmanın gereklerinin Lyon kulübü tarafından yerine getirilmesini bekleyecektir. Hiç kuşku yok ki. Ayrıca Wilfried Zaha da çok iyi enerji vermediği için Lyon'a kiralanmasına karar verilen bir futbolcu. Şu anda takımın Galatasaray'da, Florya'da takımın enerjisinin iyi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Wilfried Zaha'nın dönmesiyle ilgili ben bir muhalefet şerhi olacağını hem teknik heyetin hem de futboldan sorumlu yöneticilerin böyle bir muhalefet şerhi koyacaklarını düşünüyorum. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek? Bunun detaylarını da sizlerle paylaşacağım. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Bir yorum. Derinçer, tekrar Galatasaray bölümümüzdeyiz. Sayın Metin Ünlü bizimle birlikte Galatasaray'ın etkin isimlerinden genel kurulu üyesi ve önemli bir hukukçu, avukat Metin Ünlü canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Metin abi merhaba. Merhaba, merhaba, iyi yayınlar. Ben de iyi çalışmalar dilerim, kolay gelsin. Maça teşekkür gidiyor ederim, musunuz, statta mısınız yoksa? Yok maalesef gidemiyorum. Kombine var, kulübe devretmek zorunda kaldım. Anladım. Çünkü çok çok kötü bir saat, toplantılarım vardı daha önceden belirlenmiş. O nedenle de iş daha işte önemli ne diyelim yapacak bir şey yok. Kötü bir zaman ve kötü bir saat. Haklısınız. Maalesef. Nasıl bir maç bekliyor Galatasaray'ı sizce? Valla ben Galatasaray'ın bu maçı çok rahatlıkla alabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık Galatasaray rutine girmiş bir takım. İyi bir takım. Çok homojen bir takım. Birbirini tamamlayan oyuncular var. Bir de tabii takım olmuş bir takım. Yani güzel bir hava yakalamışlar. Hocanın ve yönetimin de katkısı bunda tabii ki inkar edilemez. Arkadaşlık ve dayanışma. Çünkü takım olmanın en büyük özelliği birlikte bir işi başarmak. Futbolda bu değil mi? Çünkü bireysel bir oyun değil. Neticede 11 kişinin birlikte oynayıp birlikte sonuç aldığı bir oyun. Bu 11 kişinin de birbirine olan bağlılığı, dayanışması çok önemli. Ben bunu Galatasaray'da bu sene biraz daha fazlasıyla gördüm, yaşıyorum. Demek ki geçen sene alınan transferler bu konuda biraz sıkıntı yaratmışlardı ama anladığım kadarıyla bu yıl bunların hepsini atlattık ve takım iyi yolda. Yani kimin oynadığı, kimin girip çıktığı bence çok önemli değil.
Ben böyle bakıyorum. Çünkü Galatasaray'da forma giyen, o listeye yazılan herkes o formayı hak eden oyunculardandır. İlk 11'de çıkmış, sonradan oyuna girmiş benim için fark etmez. Hı-hı. Önemli olan o takım ruhunu ve o takımın iyi becerebilmesi. Ki bence kimi çıkarırsanız, kimi onun yerine koyarsanız koyun, takım inanın makine gibi çalışıyor. Bir de dünyanın gıptayla izlediği iki tane çok önemli golcü bizde. Evet. Yani herhalde Avrupa'da şu anda Şampiyonlar Ligi dahil. İnanın hiçbir takımda böyle bir iki golcü yok. Göremiyorum ya. Bu lüksün keyfini çıkarmamız lazım bizim. Evet, tabii bunun da saha başarısıyla Galatasaray'a geri dönmesi lazım. Bugün muhtemelen iki forvet birden oynayacak, benim beklentim bu yönde. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Bu arada inşallah. Malumunuz evet. Yunus Akgün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Beşiktaş'ın bu konuda bir evet. şikayet başvurusu varmış. Evet. Buradan nasıl bir sonuç çıkar? Hukukçu olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bak, bir kere bir şarkı galiba değil mi paylaşımdan? Evet, evet. Bir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına bir şarkı koymuş. Ya da işte sosyal medya hesabıyla ilgilenen profesyonel, onun yardımcısı olabilir. Ona yardım öyle eden bir profesyonel kendi olabilir. Kendi neticede evet. official hesap yani Yunus Akgün'ün official hesabı. Şimdi burada bir şarkı yayınlanmış, bir şarkı paylaşılmış. Zaten orada o şarkıda geçen kelimede herhangi bir hakaret, herhangi bir aşağılama veya futbol düzenini bozacak, futbolun marka değerine zarar getirecek ben bir ifade, bir hukukçu olarak göremedim, açık söylüyorum. Neden sevk ettiğini bilmiyorum. Televizyonlarda izledik, başka takımların, başka oyuncularının hakemin yüzüne baka baka ağır hakaret ve tehdit ettiğini ama buna rağmen hiçbir sevkin yapılmadığını da gördük. Adalette eşitlik önemlidir. Herkese eşit davranacaksınız. İlginç olan bence Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın Galatasaray hakkındaki son çıkışından sonra bütün olayların gelişmesi. Hı hı. Bence Sayın Başkan'ın çok dikkat etmesi lazım. Bakın bugün Galatasaray Avrupa için, Türkiye için önemli bir maça çıkacak. Ve Türkiye'yi dünyada en iyi temsil eden bir spor markası, futbol markası. Hani Türk futbolunun futbol marka değerinden bahsediyorlar ya, birazcık kusura bakmasınlar ama Galatasaray'da bu Türk futbol marka değerine çok fazla katkıda bulunmuş bir kulüp. Ve hiç gereksiz, bence hukuka uygun olmayan bir sevk. Vallahi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bu konuyu hiç görüşmeden bu istemi reddetmesi gerekir diye düşünüyorum. Ufak hesaplar için yapılıyor bunlar. Bakın nedir amaç şu. Galatasaray'da işte Yunus çok formda bir oyuncu. Acaba geçen seneki Yunus olsaydı sevk ederler miydi? Size soruyorum. Böyle bir şeyin olacağını ben zannetmiyorum. Şimdi son günlerin en formda Türk futbolcusu Galatasaray içerisinde. Evet, öyle. Dolayısıyla günlük ve küçük hesaplar peşindeler. İşte efendim pazartesi günü Beşiktaş maçında oynatmayalım. Yani biraz önce konuşmamın başında söyledim. Önemli değil. Galatasaray'da 11 kişi, kimi sokarsanız sokun yerine, hepsi aynı kalitede, aynı nitelikte oyuncular. Yani Yunus olmaz, başka bir arkadaşımız olur. Barış Alper olur. Yani Barış Alper hepimiz biliyoruz. Ziyech gelir oynar, o yapar. Şalay diye bir adam aldık, müthiş. Fark etmez. Yani Galatasaray'da o 25 kişilik kadronun içinde olan herkes inanın aynı nitelikte ve kalitededir. Bu küçük hesaplar o küçük hesapları yapanların ayağına dolanır, açık söyleyeyim. Hoş şeyler değil bunlar. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Siz hiç bugüne kadar bu şarkı tribünlerde çok söylendi değil mi? Hı hı. Ya defalarca söylendi. Evet. O şarkıyı söyleyen tribünler için bugüne kadar Türkiye Futbol Federasyonu yok değil mi? Yok. Peki nasıl Yunus'a ya böyle bir yaptırım yapacaklar? Onu merak Hı-hı. ediyorum. Evet. Yani bu işte bu bile, bakın bu bile bir örnek, ne kadar absürt olduğunu, Hı-hı. ne kadar hukuka aykırı ve yanlış bir sevk olduğunu gösteriyor. Bugüne Hı-hı. kadar o şarkıyla ilgili bir yaptırım yaptırmadıysanız, yoksa kulüp ve tribünler için, çünkü en ufak bir şeyde hemen bloklar kapanıyor, doğru Hı-hı. mu? Doğru. Bir anda iptal ediliyor kombineler, o maça gelenler, bir maçlık, iki maçlık neyse. Peki kardeşim, aynı şarkıyı Yunus paylaştı diye, çünkü burada öyle cezanın niteliği değil, cezanın varlığı, yani hukuka aykırı eylemin, disiplin suçuna ilişkin olayın varlığının ispat edilmesi. Hı hı. Ve bugüne kadar bununla ilgili herhangi bir mahkumiyet kararı yoksa disiplin hukuku açısından, siz Yunus'a da herhangi bir mahkumiyet kararı veremezsiniz. Anladım. Eğer verirseniz, o zaman Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun da
bu konuda taraflı olduğu ve hukuk aykırı eylemde bulunduğu çok açık ve net olarak ortaya çıkar. Tarafsızlıklarını, evet, tarafsızlıklarını yitirmiş olurlar. Bakın bu da söylüyorum, görevi suistimaldir, görevi ihmal suçudur. Buradan çok net olarak konuşuyorum. Eğer böyle bir karar çıkar, böyle bir kararın çıkacağını ben düşünmüyorum. Açık ve net konuşuyorum. Ben de bunu soracaktım. Otomatik olarak cevap verdiniz. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldınız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hürmetler, hoşçakalın. İyi günler. Sayın Metin Ünlü, Galatasaray'ın yetkin isimlerinden genel kurulu üyesi ve önemli bir hukukçu, avukat Metin Ünlü. Profesyonel futbol disipline sevk edilen Yunus'la ilgili olarak bu disiplin kurulundan bir ceza kararı çıkmaması gerektiğini, çıkacağını da tahmin etmediğini söyledi. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Derinciler, Süper Lig'in 10. haftasında oynayacak Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu. Beklenildiği gibi hafta başında Sayın Ali Kunak bunu açıklamıştı zaten. Muhtemelen Arda Kardeşler'i verirler demişti. Öyle de oldu. Onun yardımcılıklarını Ceyhun Sesi Güzel ve Süleyman Özay yapacak. Fenerbahçe'nin 27 Ekim Pazar günü Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk edeceği karşılaşmadaysa Mehmet Türkmen görev alacak. Bu hakem önemli bir hakem. 4. haftada oynanan Fenerbahçe Alanya Spor maçını, ki Fenerbahçe 4-0 kazanmıştı. Maçı da bu hakem Mehmet Türkmen yönetmişti ve Mourinho bu hakemin son derece başarılı olduğunu söylemişti. Eğer Fenerbahçe maçına, daha doğrusu derbiye, Galatasaray Beşiktaş derbisine Arda Kardeşler atanmasaydı, bu hakemin Galatasaray Beşiktaş derbisine atanma olasılığı olduğunu da yine söylemişti Ali Kunak. Trabzonspor'un 26 Ekim Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edeceği maçtaysa Cihan Aydın görev alacak. Bilal Gölen ve Abdullah Uğursarı da yardımcılıklarını yapacakmış Cihan Aydın'ın değerli İncer. Arda Güler dün Real Madrid'de skor 4-2'ye geldikten sonra oyuna girdi ve 5. golün atılmasında da bence pay sahibi oldu. Çünkü orta sahada topu kapan ve doğru pası veren Arda Güler'di. Bence oynadığı 10 dakikalık süre içerisinde uzatmalarla birlikte başarılı bir görüntü sergiledi. Topu iyi kullandı. Top kaybı yapmadan tamamladı maçı, ama genel itibariyle çok fazla süre alamadığı için onunla ilgili dedikodular da çıkmaya devam ediyor. İspanyol takımından ayrılabileceği, kendisine Manchester City'nin Leverkusen'in talip olduğundan bahsediyor. İspanya'da haber portallarında Bayer Leverkusen, Arsenal ve Manchester City yakın takibi aldı Arda Güler'i deniyor. Haberde Bayer Leverkusen'in virsiz atması durumunda Arda Güler'i kadrosuna katmak için harekete geçeceği iddia edildi. Arsenal'ın ise hem orta sahamda kanatta görev yapacak bir isme ihtiyacı olduğu vurgulanıyor. Arda Güler'in iyi bir seçenek olduğu belirtilmiş. Manchester City'nin ise Arda Güler'i uzun vadeli bir yatırım olarak düşündüğü aktarıldı. Milli futbolcunun Kevin De Bruyne'nin olası ayrılığına çözüm olabileceği ifade edildi. Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 11 maçta forma giydi. Biliyorsunuz 19 yaşında. Dünkü maçta da sonradan oyuna girdi ve bence 5. golün başlangıcını yapan futbolcuydu Arda Güler. Takımı Real Madrid adına Vinicius'un attığı goller, arka arkaya attığı gollerin sonuncusunda pay sahibi oldu. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Derinciler, sevgili Serhan Türk bizimle birlikte Galatasaray'ın Esfok'ta yapacağı maçı yerinden takip edecek. Serhan, hoş geldin. Hoş bulduk Özgür Bey, yayınlar dilerim. İyi çalışmalar dilerim. Stat'tasın. Stat'tayım, ilk defa stadı gündüz gözüyle görmeye başladık. Ne güzel, ne güzel. Bu da işte Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin bir arada oynandığı günlere özgü bir durum galiba. Uygulama. Evet, evet. Bir uygulama. Belki de daha iyi olacak. Çünkü gündüz maç izlemek de bence çok zevkli bir şey. Evet evet, yani günün başına alışmak lazım aslında da. Doğru. Ama bir tarafta da şöyle düşünmek lazım. Hafta içi olması münasebetiyle gelmek isteyen taraftarların gelmediğini, gelemeyeceğini, işleri güzel olanların işlerlerinde izleyeceğini söyleyebilirim. Doğru. Doluyor mu stat büyük ölçüde, yoksa boşluklar olacak mı? Yani Galatasaray taraftarı Galatasaray sevdasından vazgeçmez. İşlerinde maça gelmek isteyenler muhtemelen mazeret izni almışlardır diye düşünüyorum. Ya da kısa sürede bir mide rahatsızlığı olmuş olabilir. Bundan dolayı erken gelebilirler. Yani ben 35 binin, 30-35 binin üstünde bir seyirci ortalaması bekliyorum. Yani hava ve saat şartlarına göre. Peki. Sevgili Serhan, 11 belli oldu mu? Galatasaray'ın 11'i? Yok, daha belli olmaz. Takım şimdi yeni geldi sevgili Özgür. Şimdi yeni geldi ve bundan dolayı da şu an 11'i belli oldu Özgür. Evet. Evet. Var mı? Galatasaray çift forvetle çıkıyor, çift santraforla çıkıyor. Kalede Günay ön üçte, defans üçlüsüne Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim.
Orta sahada Yunus, Gabriel Sarasoreda, Barış, Mertens. Forvet'te işte Icardi ve Osimhen. Sol bekte kim oynuyordu? Serhan? Efendim? Sol bekte kim oynuyordu sol tarafta savunmada? Sol beki şöyle yapmış. Hoca Yunus'u kanat almış ki oradan bence Yunus'u ileri geri, Barış'ı da sağ bekte, sağda ileri geri yapacak. Orta üçlüyü de, orta defansif üçlüyü de. Üçlü stoperle oynuyor. Üçlü diye çıkmış hocam. Anladım. Üçlü stoperle oynuyor. Kaan Ayhan, Abdülkerim ve Sanchez. Üçlü stoper. Anladım. Oynuyor. Evet. Anladım. Böyle değişik bir sistem. Bakalım nasıl getirisi olacak Galatasaray'a. Sen ne bekliyorsun maçla ilgili? Tahminin nedir? Yani şunu söylemek lazım. Galatasaray gerçekten kötü başladığı sezona iyi bir şekilde devam ediyor. Rekorlar kırıyor. Dış saha rekoru kırıyor. İç sahada neler yapabileceğini görebiliyoruz. Bu anlamda Galatasaray iyi yolda. Sadece kafada soru işareti şu, biliyorsun bir kuzey ülkelerine karşı bir talihsizlik durum söz konusu. Kopenhag'da başlayan, daha sonra Young Boys'a devam eden ve Riga'yla hat safhaya gelen bir durum söz konusu. Elfsborg o kadar çok hafife de almak gerekmiyor bu takıma. Çünkü Roma'yı gerçekten yenmiş bir takımdan bahsediyoruz. Ben Galatasaray'ın gerçek gücünü gösterdiği takdirde, Okan Hoca'nın da bu oyun disipliniyle beraber, çift forvetle beraber, İki tane oynayan muhteşem forvet ve oynanan baskısını yapan Galatasaray erken golleri bulduğu takdirde gol yeme alışkanlığından vazgeçeceğini ve adeta burada kaleyi kapatacağını düşünüyorum. Peki. Serhan, var mı ekleyeceğin bir şey? Ekleyeceğim bir şey yok. Zaten herkesin bildiği şeyler. Galatasaray'da biliyorsun Fernando Muslera'nın son maçı, cezalı maçı. Daha sonrasında takımımızla beraber olacak Avrupa Kupalarında. Şalay'ı Avrupa Kupalarında yazılmadığından dolayı Jakobs ise bir sakatlığı söz konusu, 3 haftalık bir süreç, onu söyleyelim. 3 hafta sonra Galatasaray'la maçlara başlayacak ama Beşiktaş derbisinde Jakobs oynamayacak. Peki. Sevgili Serhan Türk, Aslantepe'den aktardı Galatasaray'ın Esbok'ta yapacağı maç öncesi son durumu. Serhan, ben bir daha tekrarlayayım kadroyu. Eğer yanlışım varsa sen düzelt. Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Kalede Günay, savunmada Kaan Ayhan, Abdülkerim ve Davinson Sanchez, orta alanda Torreira, Gabriel Sara, sağ kenarda Barış, sol kenarda Yunus Akgün. Onların önünde iki tane forvet var. Icardi ve Osimhen birlikte oynuyorlar. Aynen. Icardi ve Osimhen. Arkalarında Mertens. Sol kanatta Yunus. Sağ kanatta Barış. Orta sahada Torreira, Sara. Defansif stoper üstünde ise Abdülkerim, Davinson Sanchez ve Kaan Ayhan. Peki. Bir kez daha teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim. Böylece Mertens'in de 11'de ikili forvet olmasına rağmen 11'de yer aldığını öğrenmiş olduk. Serhan Türk son bilgileri aktardı Galatasaray'ın maçı öncesinde. Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Sayın Celalettin Kolot bizimle birlikte, Beşiktaş'ın etkin isimlerinden eski futbol şube sorumlusu. Celal abi, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, yayınlar. İyi çalışmalar dilerim, ben de kolay gelsin. Teşekkürler. Ne diyorsunuz yarınki Lyon maçı için? Valla kalecimiz yok. Evet. Rashica yok. Poyuz da yok. Zor yani, şimdi Lyon'da öyle çok abartılacak, yani son 3 maç galip gelmiş bilen, o kadar abartılacak bir oyun oynamıyor aslında ama bir de Beşiktaş seyircisi, bilmiyorum ne kadar olacak, kaçak uçuk girecek illaki Beşiktaş seyircisi. Yasaklamış ama galiba oradaki valilik. Evet evet, yani saçma sapan bir UEFA'nın bir yüz karası bu karar. Yani hakikaten İnanılmaz bir şey. Yani ben niye Beşiktaş'ın maçını Lyon'da seyretmeyeceğim? Yani öyle saçma sapan bir şey yani. Hı hı. Çok yanlış ama zaten Lyon ve Galatasaray, zaten Beşiktaş'ın virajı bu. Bu virajları ne kadar kayıpla geçirecek? Yani illaki kayıp alacak ben diyorum. Ama ne kadar bir kayıp bilmiyorum yani. Mesela iki maçta beraberlik bazılarına göre kayıp olabilir ama bana göre başarıdır. Hı hı. Yani inşallah öyle olur. Çünkü yenilgi hiçbir zaman hiçbir takım için iyi bir şey değil. Takım içerisinde alışkanlık getiriyor. İnşallah iki maçtan beraberlikle kalırız ama yani iki maçta da favori Lyon ve Galatasaray. Anladım. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bu arada Göktuğ galiba oynayacak ya da Ersin de maç kadrosunda götürülmüş ama Ersin'in Eintracht Frankfurt maçına kalma bir sakatlığı var. Bu konuda Beşiktaş'ın çok büyük bir problem yaşayacağını düşünüyor musunuz? %100. Yani herkes şeyi örnek veriyor. Aynen Frankfurt galerisi ilk maçını oynamış da Beşiktaş maçında harikalar yaratmış ama bu öyle bir şey değil. Yani bu çocukcağız çok genç. Bizimki daha genç yani. Evet. Lyon seyircisi önünde tabii ki bocalacaktır yani. Bocalınca
bir gol yiyince biliyorsun bütün planlar altısı oluyor, her şey değişiyor. Yani, Ersin'in de çok morali bozulmuştu Eintracht Frankfurt maçında, hatta ayrılacağı yönde iddialar ortaya çıktı Ocak ayında. Saçma sapan tribünler bağırıyor yani sağ içerisinde futbolculara. Yani benim gibi fanatik birisi bile bağırmadım yani hiçbir zaman hayat boyu. Yani. Niye bağırıyorsun sahanın içinde? Sonra sağ dışında ne yaparsan yap. Yani sağ dışında dediysem maç bittikten sonra ne yaparsan top geliyor yap. Protesto ediyorlar. Top geliyor, ıslıklar yükseliyor. Olur mu yani? Öyle şey olur mu? Rünye'den başladı bu olay benim zamanımda. Ondan sonra Rünye çağırdılar. Seyirci güya affetti. Şimdi başarılı olmaya başladı Rünye. Yani başarılı kaleci demiyorum. Yanlış anlama ama... Almışız sonuçta. Yani ben almadım tabii de. Ama yani maç sırasında Rünye. Ondan sonra Rünye'de seyirci çağırmasına rağmen gitmedi işte. Yani böyle bir yani Beşiktaş için oynayan, sahada ter döken futbolcu veya herhangi bir kişi. Yani bunlar o sahada yuvalanmaması lazım. Bütün milletin önünde rezil olmaması lazım ki. Mesela zavallı Onur Bulut oynayamıyor işte. Her maçta yollanmaktan oynayamıyor. Ersin de şimdi bunu kafasına taktı. Çocukcağız daha 23 yaşında biliyorsun Ersin. Doğru, evet. Yani Sergen'in dediği çok güzel bir laf var. Sizin beğenmediğiniz ıslatırsanız kaleciyle ben şampiyon oldum dedi. İki sezon. Yani bunları düşünmesi lazım yani. Niye seyirci yollar anlamıyorum. İlla bir günah keçisi bulacaklar. Günah keçisi falan yok. Beşiktaş çok kötü bir Ahmet Nurçe bir dönemi geçirmiştir. Hasan Arat, ben en başta söyleyeyim. Ne Hasan Arat'ın gitmesini istiyorum, ne Van Bronckhorst'un gitmesini istiyorum. Ama ikisi de karşıya alınıp birileri tarafından konuşulması lazım. Çünkü hatalar bayağı yapılıyor yani ikisi tarafından. Evet. Öyle yani şey değiller yani sütten çıkmış ak kaşık değiller. Çünkü çok Rafa'nın yerine oynuyor. Bir takımın şirazesi dağılıyor. Yan yatıyormuş gibi. Semih gördüğün gibi sol açıkta olsa hiç yoktan mücadele ediyor. Oraya koyması lazım. Daha önce Muçi'yi ve Rafa'yı denedi orada. Hatta Joao Mario denedi ki o da yanlış bir transfer. Ne kadar geçmişi iyi olursa olsun Beşiktaş'ın ihtiyacı o değildi yani. Niye alındı anlamadım ben. Beşiktaş'a en büyük ihtiyaç açık. Gördüğün gibi şu anda Raşika da yok. Solda da Semih açık gibi oynamaya çalışıyor çocukcağız ama ve Semih'te de gelişen bir değişme var. Herhalde birisi ikaz etti. Çünkü bu işler konuşulacak olur. Özellikle Samet ve Feyyaz'dan fayda almıyorlar ama yine de konuşuyordur diye düşünüyorum Semih. Yani Beşiktaş faydalanmıyor ama mesela ikisinde de Semih kendi sahanın yani kendi sağ tarafından geçmeye çalışıyordu ve bu ezberlenmişti biliyorsun. Ondan sonra kaleye vurmaya çalıştı. Bak, iki kere sol taraftan geçmeye çalıştı. Kendi solun rakibin değil. Kendi sonunda iki tane penaltı kazandırdı Beşiktaş'a. Bir Eyüp maçı, bir de son maç. Doğru. Yani bu değiştirince kendini bir şeyler daha değişik oluyor yani. Yani çocuk da oraya evrilmeye çalışıyor ki Beşiktaş'a forma giyeceksen evrileceğim be Semih. Artık bu kadarını daha çok gençsin. Geleceğin iyi Avrupa'da. Yani bunları yapsan ileride faydası olur muhakkak. Ha, Van Bronckhorst'un hatalarına geliyoruz mesela. Al-Musrati çıkıyor veya sakat, Salih'i koymuyor oraya. Bitti Onana'yı koydu daha önce. İki tane sol stoperle oynuyorsun. Yanlış. İki sol stoperle oynanmaz. Bak, iki sağ stoperle oynanır, iki sol stoperle oynanmaz. Bu artık bütün dünyaca bilinen bir şey yani. Orada Emirhan Topçu'yu niye koyuyorsun kardeşim oraya? Yani Tayyip Talay'ı unuttun mu? Yazık günah değil mi? Herif sağ stoperin yedeği. Evet. Musrati'nin yedeği Salih. Onu da koymuyorsun. Muçi Rafa'nın yedeği. Immobile'nin de tipi de aynı. Hareketleri de aynı ki onlardan çok şey öğrenecek. Immobile çıkınca da Semih'i koyacaksın santrafora. Evet. Ki Mustafa Ekim'in o Ajax maçına başladı biliyorsun. Antep maçı falan. Yani yanlış harekette 5 dakika bile almadı. Sonra işte maske kim konuştuysa sonradan alıyorsun. Ama sonradan alınan oyuncu da ne kadar faydalı getirir? O da muamma. Peki. Bir abi çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hayırlı günler. İyi günler. Celalettin Kolot bizimle birlikteydi Beşiktaş bölümümüzde. Beşiktaş'ın eski futbol şubesi sorumlusu. Değerli dinleyiciler, Galatasaray maçı 17.30'da başlayacak. Bir kez daha hatırlatıyorum. Galatasaray kalede Günay Güvenç ile başlıyor. Üçlü bir stoper bloğuyla savunmasını oluşturuyor ağırlıklı olarak. Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez. Sağ kenarda Yunus Akgün'ü görüyoruz. Sol kenarda Barış Alper Yılmaz, savunmanın önünde Torreira. Orta sahada Göbek'te Gabriel Sara. Onların önünde Mertens. İleri uçta Osimhen ve Icardi 11 ile sahaya çıkıyor.
bakıyor Galatasaray. Bu arada bir takipçimiz demiş ki Fenerbahçe'nin stadı 53 bin kişilik, Mourinho neden 35 bin kişi görüyorum istiyorum demiş. Mustafa Dürüst bunu yazıyor. 48 bin 344 kişilik Fenerbahçe'nin stadı benim bildiğim kadarıyla. 47 bin 834 kapasiteye sahip Fenerbahçe'nin stadı. Ama tabii Mourinho 35 bin coşkulu taraftar istediğini ifade etti basın toplantısında. Sevgili dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar dilerim. Galatasaray başta olmak üzere yarın sahaya çıkacak. Bugün Galatasaray oynuyor ilk maçı. Yarın da diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş oynayacak. 3 temsilcimize de Başakşehir'e de başarılar diliyorum Konferans Ligi'nde. Umarım iyi bir sonuç olur Türk futbolu adına bu hafta içerisinde. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.